Burada 7 kaymakam arkadaşımız Nurday Merkez Kaymakamı ile beraber 7 kişiyiz. Biz ona yardımcı olmak üzere bakanlığımız tarafından görevlendirildik depremin ilk gününden itibaren. Şu an ilçemizde 6.175 tane yerleştirilmiş konteyner var. Bizim planladığımız ise 7.200 küsür konteyner. Şu anda bu 6.175 konteynerin 5.219 tanesine yerleştirilme yapıldı. Kalan kısımları ise sevkiyat aşamasında. Malumunuz çok fazla bir talep var. Ama biz Nurdağ olarak şu anda %84,96 oranında alana yerleştirilmiş, çok yüksek bir yüzdeye sahip bir başarıya sahibiz. Yerleştirdiğimiz konteynerların ise altyapı çalışmaları, içerideki mekanik düzenlemelerle beraber bitirdiğimizde AFAD'ın bize göndermiş olduğu malzemeleri ev içerisinde, yani konteyner içerisinde kullanılacak nedir bunlar? Askılıktır, televizyondur, koltuktur, yataktır, ranzadır. Bunları yerleştirdikten sonra aynı gün içerisinde vatandaşımıza teslim etmeye çalışıyoruz. Bu totalde bu süreç 2 gün oluyor. Bizim müteahhitten teslim alma ve eşyaları AFAD personelinin tarafından konteynere yerleştirilmesi, sonra da vatandaşa teslim edilmesi 2 gündür. Çok hızlı bir ilerleme var Gaziantep Nurdağ ilçesinde. O yüzden %84,96 olan yerleştirme oranının %75'inde ise vatandaşımız şu an fiil olarak yaşıyor. Bu konuda Türkiye'de herhalde depremin yaşadığımız 11 il içerisinde ve diğer ilçeleriyle beraber en yüksek olduğumuz rakama sahibiz. En yüksek yüzdeye sahibiz. İnşallah bundan sonraki 10 günlük planlamamızda da bizim tamamen bu işi bitireceğiz. Tüm vatandaşımıza hak sahibi olan Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AFAD'ın koordinesinde hak sahibi belirlenen vatandaşlarımızın hepsine yerleştireceğiz 10 gün içerisinde. Ve Nurdağ'ında zaten sosyal hayat devam ediyor. Normale döndürme süreci zaten devam ediyorken artık tüm gücümüzü ekseriyetle bu işlere vereceğiz. Yani bizim şu anda Nurdağ'ında özetlemek gerekirse son 10 gün 10 günlük planlamamızda komple konteyner kent tamamlamasını bitirmiş olacağız. Kent yönetim sistemine döneceğiz ve artık vatandaşlarımız şunu dert etmeyecek. Ya biz ne yapacağız? Ne edeceğiz? Dışarıda mı kalacağız veya başka bir yerde mi kalacağız? Ailemizin yanı, öyle bir şey yok. Hatta dışarıda olan vatandaşlarımız buradan haber aldıkça ya bizlerden ya komşularından ya akrabalarından haber aldıkça geri gelmeye bile başladılar şu anda. İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Adana'da akrabalarının yanına gitmiş deprem zamanında. Sonrasında üstünden çok kısa bir zaman geçti. 2 ay kadar bir zaman geçti. Şimdi bizi arıyorlar. Ben işte oğlumun yanındayım, kızımın yanındayım. Şimdi geri gelmek istiyorum. Niye? Konteyner veriyor musun? Sıra bize gelmiş. Evet, hepinizi bekliyoruz. Neden? Çünkü burada bir hayat devam edecek. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylemesi gibi bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitirip teslim edeceğiz ve bunun ilk örneğini de zaten Cumhurbaşkanımız burada köy evlerinde teslimatı yaptılar. Tüm vatandaşlarımızla beraber şahit olduk, basında gördük bu olayları. İnşallah bundan sonra da biz 10 gün süre içerisinde, yani bu bizim sözümüzdür, amirlerimize, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözdür, bu işi bitirmiş olacağız. Şu an evimiz, dükkanımız yıkıldı. 9 tane de cenazemiz vardı. 4 gün araçların içinde yattık. 1 hafta çadırda yattık. Daha sonra bize cenazemiz olduğu için bize öncelik verdiler. Konteynere yerleştik. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Şu an konteynerdeyiz. Hiçbir evimizin eksiği yok. Yiyecek, içecek. Kızılay yemek aracı burada. 3 öğün sıcak yemek veriyor. Evimizin içerisinde elektrik, su, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, lavabomuz, duşumuz, her şeyimiz dört dörtlük. Elektrikli ısıtıcımız, çay makinamız, her şeyimiz dört dörtlük. Şurada şu an 2 tane
Sosyal marketimiz var. Birisinde gıda veriyorlar, birisinde giyim veriyorlar. Hiçbir eksiğimiz yok. Allah razı olsun diyoruz. Yani en azından lavabo ihtiyaçlarında falan biraz sıkıntı yaptık bir hafta ama konteynere geçince daha rahat olduk. Yani araçtan çadıra, çadırdan konteynere, inşallah bundan sonra da devletimizin yapacağı evlere yerleşeceğimizi düşünüyoruz inşallah. Devletimizin gücüyle.